Tilki Miray ve Pişmanlık Dağı. Bir zamanlar yemyeşil ormanın yanı başında yükseklerde karlı dağ vardı. Karlı dağın tepesinde yalnız yaşayan kurnaz bir tilki vardı. Adı Miray'dı. Miray ormandaki dostlarını kırmıştı ve bu yüzden çok üzgündü. Bir gün Miray arkadaşlarını üzdüğünü anlayıp onlardan özür dilemeye karar verdi. Önce tavşan Düş'le konuştu, ona güzel bir papatya sundu, beni affet dedi. Düş gülümseyerek kabul etti ve onu sarıldı, arkadaşız dedi. Miray rahatladı. Sırada sincap Giz var, onun yuvasına yuvarlak bir taş bırakmıştı Miray. Giz'in yuvasına gitti, bu çiçeği benim için kabul eder misin diye sordu. Giz gülünce Miray içini çekti. Beni üzdüğüm için dümdüz dilimiz dedi. Sonra baykuş bilgenin ağacına tırmandı. Gece onun uykusunu kaçırmıştı. Bilge'ye yumuşak bir tüy verdi. Gece sessiz olacağım dedi nazikçe. Bilgenin gözleri sevecen baktı. Peki dostum dedi. Herkes hata yapabilir. Son olarak Miray zürafaların ileri görüşlü annesi Uzun Lale'yi ziyaret etti. Uzun Lale'ye en parlak yaprakları verdi, sizin görüşlerinize değer veriyorum dedi. Uzun Lale başını salladı, genç dostum, önemli olan bu dersi öğrenmendir dedi. Arkadaşları tarafından kabul edilince Miray'ın gözleri sevinçle parladı. Düş, Giz, Bilge ve Uzun Lale ile tekrar oynamaya başladı. Gönül rahatlığı içinde. Pişmanlıklarını kapıda bıraksın isteyim. Affedildiğin Miray dünyanın en mutlu tilkisiydi. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.